Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar, bugün Fransa gündemini konuşacağız. Ve Fransa gündemi ilk bölümünde bugün sizlerle birlikteyiz. İlk olarak Lille'den bahsedelim. Lille biliyorsunuz Bordeaux'u mağlup etti. 2-1 goller. Arkadaşlar, Jonathan David 17'de ilk golü attı maçın. Thomas Basic 30'da cevap verdi. Ve Jose Fonte de 15 dakika sonra, yani 45. dakikada gol attı. Arkadaşlar, Yusuf Yazıcı oyundan alındı. Jonathan David oyuna girdi 62'de. Milyoncumuz Yusuf oyundan alındı ve Diallo oyundan alındı. Mehmet Zeki Çelik oyuna girdi. Şimdi Hamit, senden bahsedelim. Bordeaux maçı sence Lille için gerçekten iyi bir maçtı. Nasıl aynen söylüyorsun bu 14. hafta maçında? Ya gerçekten Türk milli takımdaki oyuncularımız gerçekten iyi bir, yani ortak. Mustafa yani, Kapı da var ama. Mustafa Kapı da var ama. Yani o da çok ilk 11'de şans bulamıyor. Bunu aktaralım. Mustafa Kapı hiç 11'de şans bulamadı bu sezon. Arkadaşlar, hiç 11'e giremedi. Bu arada Lille'de Ajax'la eşleşti, değil mi? UEFA Avrupa Ligi'de. Ajax'la eşleşti. Gerçekten zor bir maç olacak. Yusuf Yazıcı oynayacak muhtemelen. Zaten oynar diye düşünüyoruz herkes. Şimdi Olympic Lyon'a geçelim. Ömür. Şimdi biraz dün Paris Saint Germain'i deplasmanda mağlup etti Olympic Lyon. Thiago Mendes kırmızı kart gördü. Ve golü de Kadebre attı 35'te. 90+6'da Thiago Mendes'in Neymar'a yaptığı sert müdahale sonucunda kırmızı kart gördü. Ve Neymar da şu an belli oldu. Ayağındaki sorun. Bilekte kırık yok dedi. Paris Saint Germain'in kulüp doktoru arkadaşlar. Ve Olympic Lyon bu sezon iyi bir performans sergiliyor. İkinci veya lider bitirirse direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Üçüncü bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme gidecek. Dördüncü bitirirse UEFA Avrupa Ligi, beşinci bitirirse UEFA Konferans Ligi ön elemesine gidecek. Arkadaşlar, Olympic Lyon. Arkadaşlar bir de söyle Hamit. Arkadaşlar bu arada yani kızlar takımından da bir şey söylemek istiyorum. Evet, kadınların takımından. Alalım Hamit. Arkadaşlar, Paris Saint-Germain'le Olympic Lyon gerçekten kızlar futbolunda Olympic Lyon 80 yıldır kazanıyor ve birkaç hafta önce ilk galibiyetini aldı Paris Saint-Germain. Anladık Hamit'ciğim. Bu arada Ren'den de biraz bahsedelim. Ren biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi'nde grubu sonuncu bitirdiği Chelsea, Sevilla, Krasnodar ve Ren grubunda arkadaşlar sonuncu bitirdi ve şu an 8. sırada Lig 1'de ve 22 puanla yer alıyor. Ve biraz daha Nice'den bahsedelim. Nice'de 18 puanla 12. sırada UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş bir takım da Lig 1'den. Hamit, öncelikle Ren'le konuşalım. Ren, şu an Camavinga'nın bulundurduğu bir takım. Ren. Eduardo Camavinga. Biliyorsunuz ki Fransa maçında arkadaşlar yıldızlaşmıştı oyuncu. Hamit, neler söylüyorsun Camavinga ile alakalı? Yani iyi bir adam. İyi. Gerçekten yetenekli. İyi oynayan bir oyuncu. Yetenekli. Evet, yetenekli. Yani bence görüşümde sanki o biraz yani nasıl diyebilirim?
iyi bir oyuncu olabilir yani o da. Genç yetenek. Evet, genç yetenek. Aslında böyle önemli bir oyuncu da. Yani Ren'in vazgeçilmezi diyebiliriz. Ömür sen ne diyorsun? Kamavinga ile alakalı. Yani şey diyebileceğim yani yok. İyi bir oyuncu mu diyemek istiyorsun? Ya benim yok ki. Görmedim ki ben oynadım. Fransa maçında şu an bütün gazeteler onu konuşuyordu. Fransa maçında. Ve Fransa maçında 2 gol mü? 2 gol attı galiba. 2 gol attı evet. 2 gol attı. Biraz da şimdi Monaco hakkında konuşalım. Arkadaşlar bu arada yani bizim böyle PES ligimiz var ya arkadaşlar. Evet, mobile lig. Evet. Ömür'ün gelmesi için bir 20 like istiyoruz. Evet arkadaşlar, Ömür gelecek. Ömür gelecek. Eğer 20-30 30 like yardı, 40 like yardını Ömür mobile lig'e gelecek. 30 hayır lan 35'e düşürürüm arkadaşlar. 30-35. Arkadaşlar 10 like'a Ömür geliyor. 10 like. Evet arkadaşlar 10 like'a Ömür geliyor. Şimdi biraz Monaco'dan bahsedelim. Monaco şu an Ben Yedder gol krallığı listesinde bulunuyor. Monaco'da. Şu an Ben Yedder'in 7 golü var. 7. Şu an 7 golü var West Ham Ben Yedder'in. Ama ne diyorsun? Yani Ben Yedder gerçekten yani iyi bir oyuncu ama bu aralar sanki yani daha da iyileşmeye başladı. Evet, geçen daha sene da birazcık iyi olur. 2000 yani geçen sene birazcık formunu kaybetmişti. Geçen sene böyle çok ortalarda yoktu ama bu sene biraz form yüksekliği var Ben Yedder'de. Gerçekten Ben Yedder'de yani. Şu an 23 puanlı yani, Monaco'yu taşıyan isim belki. Yani. Ben Yedder. Ben Yedder. Yani çabuk bir oyuncu yani hızlı. Evet. O da yani ama tabii ki bir Messi, Ronaldo, Mbappe değil. Evet herhalde. Yani. Evet Ömür sen ne diyorsun Ben Yedder hakkında? Şöyle. Bakalım. Ben Yedder. Fiziği iyi bir oyuncu. Ya ben ne? Ben Yedder'in fiziği iyi bir oyuncu. Arkadaşlar kısa boyutlu olmasına bakmayın adam valla. Evet valla fiziği iyi. Topu saklaması iyi. Evet. Şu an Monaco'yu taşıyan adam o. Diyebiliriz. Şimdi bir de isterseniz biraz da istatistiklere geçelim. Şu an Lig 1'de gol kralı Kylian Mbappe 10 gol var arkadaşlar. Ardından evet. Takip eden isim Dia Stade Reims'ten 8 gol var. Ardından Toko Ekambi 7 golü. Wissam Ben Yedder 7 gollü onu da takip ediyor. Ardından Burak Yılmaz da bu listede şu anlık. Burak Yılmaz 6 golle 7. şu an 7. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz hakkında ne diyeceksin? Öncelikle Ömür. Sen biliyorsun ki Beşiktaşlısın. Burak da eski bir Beşiktaşlı. Öncelikle senden başlayalım. Yani ben Burak Yılmaz'ın böyle yani iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum ben. Evet aslında yani yaşı 35 ama gerçekten genç bir insana. Yani böyle 28'i taşıyor gibi. Değil mi Ahmet? 28 evet. Yaşında gibi. Yani arkadaşlar bu arada hani ama bir tek arkadaşlar Burak Yılmaz'ın sorunu size söyleyeyim. Çok ağır adam. Çok. Ahmet onu diyor. Şimdi bir de asist krallığına geçelim. Tevin asist krallığında lider. Onu 6 asist. Onu da 6 asistle Laborde takip ediyor. Ardından onu da 6 asistle Bamba. Ardından Bamba'yı da Andy Delort takip ediyor.
Arkadaşlar şu an Kylian Mbappe gol kralı. 4 asistle 7. sırada. Bunu da aktaralım. Bir de sarı kırmızı kartlarla ilgili konuşalım. Lig 1'de şu an sert bir oyun var. Biliyorsunuz ki Vitoro Hilton 2 kırmızı kart gördü. Lider şu an kırmızı kartla en çok kırmızı kartı. Onu kasa mı takip ediyor? Onu da Diallo, Ana Moret, Terrier, Yusuf Fofana, Fabio da Silva, Dario Benedetto, Arnaudonis ve Thomas onları takip eden isim. Ve şimdi sarı kartlara geçelim. Alvaro Gonzalez, Marsilyalı bir oyuncu. Biliyorsunuz ki lig başında Neymar ile kavga etmişlerdi ve kırmızı kart görmüştü arkadaşlar ve şu an 5 sarı kartı var. Alvaro Gonzalez'in 2. sırada yer alıyor. Medina'da 5 sarı kartla şu an zirvede yer alıyor. Sarı kartlar listesinde arkadaşlar. Bu arada fikstürden biraz konuşalım. Lille'in bir sonraki ilk Lille'i konuşalım. İlkin önce Lille'i konuşalım istiyorsanız. Lille bu hafta önemli bir arkadaşlar önemli gerçekten Lille şu an belki çoğu kişi Türkiye'de Lille'i tutuyor. Bu hafta Dijon ile arkadaşlar maçı var. Dijon ile arkadaşlar 15. haftada kimler olmayacak Lille'de? Şu an kadro bilgisi bulunmuyor Lille'in. Bunu aktaralım. Şimdi Paris'in maçına geçelim. Lorient ile karşılaşacaklar arkadaşlar. Lorient ile bu arada Lille çarşamba günü 21'de Dijon'la karşılaşacak. İstersiniz bir programa gelelim. Angers, Strasbourg 21'de başlayacak çarşamba günü. Dijon Lille 21'de. Reims, Nantes, Montpellier, Metz, Nîmes, Olympique, Nice. Paris Saint-Germain. Şimdi bunlar 21'de olan maçlar çarşamba günü. Şimdi 23'te olan maçlar Paris Saint-Germain, Lorient, Rennes, Marsilya çok konuşulacak bir maç. Olympique Lyon, Stade Brest, Monaco, Lens, Bordeaux, Saint-Étienne. Şimdi biz Rennes-Marsilya maçını konuşalım. Rennes-Marsilya. Çok gerçekten inanılmaz bir maç bizi bekliyor. 4. Marsilya şu an 4. Lig 1'de ve 8. Rennes şu an Marsilya 27 puanda, Rennes ise 22 puanda yer alıyor arkadaşlar ve geçen sezonki maç Marsilya deplasmanda 1-0 yenilmiş Rennes'i, ilk maçta 1-1 berabere bitmişti arkadaşlar. Şimdi Ahmet, bu maçı konuşalım. İlk önce sende. Bu maçta neler olur? Her an yani ne demişler yani? Paya var. Paya Kamavinga kapışması. Paya Kamavinga. 2-10 numara ya. Kapışması. Bence berabere kalacak. 2-2 kalacak diye düşünüyorum. Bence geçen sezonki maç Marsilya'da 1-1 bitmişti. Arkadaşlar Rennes stadyumunda Marsilya 1-0 kazanmıştı. Hamit, bunu da hatırlatalım. Ne diyorsun bununla ilgili de? Yani Marsilya bence kötü takım değil. Marsilya kötü takım değil. Onu destekliyoruz. Yani şu an ligde 4. sırada yer alıyor. Böyle bitirirse UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gidecek bir takım. UEFA Kupası'na. Yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi. Şimdi arkadaşlar mücadele 23'te oynanacak çarşamba günü. Arkadaşlar şu an istatistikler bu şekilde.
Ve en farklı maç bu 5 yılda arkadaşlar, 5 yılda en farklı maç hangi maç diye sorarsanız 5-2 Ren Marsilya maçı. Bunu Ren Marsilya maçında arkadaşlar 5-2 Ren kazanmıştı. João Anicio Ren'deydi o zamanlar. Arkadaşlar Cruyff golünü atmıştı. Ana Falucak ne? Ana Osman Dembele. Ana Tauin. Ala yani yani. Ana Ronaldo sahneye çıkmıştı. Ana Cruyff. Ana João Anicio. Ülkemizde oynayan bir isim. Gençler Birliği'nde forma giyiyor. João Anicio. Şu an. Hamit bu 5-2'lik maçı. Şu an son 5 yılda en ama en gollü maç Ren ve Marsilya arasında. Ne diyorsun? Valla sen istiyorsan biraz düşün, şimdi biz Ömür'e geçelim. Tamam. Ömür, sen ne diyorsun? 5-2 Ren maçında. Ren Marsilya maçında mı? Ren Marsilya son 5 yılda olan en gollü maç. Hmm. 5-2 Ren kazandı deplasmanda. O zaman Giovanni'si 77'de gol atmıştı. Şu an biliyorsunuz ki Gençler Birliği'nde ülkemizde forma yiyen Giovanni Sio attı golü. O zamanlar de Osman Dembele vardı Ren'de. Şimdi Ömür değerlendir. Bakalım. Tamam, mesela şimdi Ren ve Marsilya yani ilk önce soralım. Tahmini sonucun ne? Maçtaki sonucun ne? Senin tahminin. Tamam. Söylüyorum yani 1-0 Marsilya kazanır tahminim. Senin tahminin bence iyi gibi Marsilya, çünkü geçen seneki maçta deplasmanda, yine bu maçta Ren deplasmanında Marsilya geçen sene de Ren deplasmanında 1-0 yenmişti. Senin tahmininle belki aynı olur. Aynı olabilir. Ama bol gollü bir maç benim tahminim arkadaşlar. Ben genellikle bu tür maçları, böyle heyecanlı maçları severim. Seven bir insanım. Ve böyle 3-2'lik bir skorla biter arkadaşlar. 3-2 bence. 3-2 Marsilya alır. Benim sonucum. Ama sen düşündüysen alayım senin sözünü de. Bence durum bence 2-1. 2-1. Kim? Marsilya alır. Marsilya. Marsilya'da biliyorsunuz Paye var. Paye var. Telmi var. Bu iki isim çok dikkat çekiyor şu an. Arkadaşlar bir de savunmada Alvaro Gonzalez. Bu da dikkat çeken bir isim. Ren'de de Camavinga çok dikkat çeken bir isim. Diğerlerine dikkat çekiyor. Arkadaşlar bu videonun daha bir sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hamit, Ömür, size de teşekkür ediyorum. Zamanınızı benimle ayırdığınız için. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.